Yayınımıza hoş geldiniz. Biraz teknik bir gecikme oldu. Ekranda Sayın Uğur Kenan İpek, Kopenhag Büyükelçimiz bizimle birlikte şu anda ve Cengiz Kahraman Bey kardeşimiz bizlerle birlikte olacak az sonra. Yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Bu yayını HaberDK olarak organize ediyoruz. Ben Savaş Karakaptan Haber DK yazarıyım ve Haber TV'nin yapımcısıyım. Cengiz Kahraman beyefendi kardeşimiz Haber DK editörü olarak bizlerle birlikte olacak, sorularımızı yönelteceğiz. Şimdi sözü Sayın İpek'e vermek istiyorum. Sayın İpek, yayınımıza hoş geldiniz. Sizlere, Haber TV'ye bu imkanı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Bizi izlemekte olan herkese de en iyi dileklerimi sunuyorum. Biz de teşekkür ederiz. Evet, Cengiz Kahraman, Haber Gazetesi editörü arkadaşımız. Siz de hoş geldiniz canlı yayınımıza. COVID-19 konulu bu yayınımızda ben ve Cengiz kardeşimizin bir takım soruları olacak ve Büyükelçimiz Sayın İpek bu soruları cevaplandıracak. Ayrıyeten bizi izleyenlerden soruları iletmeye çalışacağız. Sayın Büyükelçimiz onları da cevaplamaya çalışacak. Evet, yayınımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Cengiz Bey, bir şeyler söylemek ister misin? Sizden mi başlayalım? Teşekkür ederim Savaş Bey. Öncelikle ben de teşekkür ederim böyle bir yayını hazırladığınız için. Merhaba Sayın Büyükelçim. Bizleri kırmayıp yayınımıza katıldığınız için size de teşekkür etmek istiyorum. Ve bayramınızı, pardon Ramazan ayınızı Teşekkür ederim ben de. kutluyorum. Ben hemen sorulara başlamak istiyorum. Size hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Danimarka'da turizm, akraba ziyareti, iş gezisi, eğitim ve benzeri sebeplerden dolayı geçici olarak bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi konusunda yapılan çalışmaları Büyükelçiliğimizin sosyal medya hesaplarından takip ediyoruz. Danimarka'da geçici olarak ne kadar yurttaşımızın bulunduğuna dair elinizde bir rakam var mı? Şayet var ise bu yurttaşlarımızdan ne kadar Türkiye'ye getirildi? Büyükelçiliğin yaptığı çağrılardan haberi olmayıp da geri dönemeyen vizeleri dolan yurttaşlarımızın durumu ne olacak? Yine bu soruyla bağlantılı olarak devam ediyorum. Türk Hava Yolları dışındaki hava yolu şirketlerinden bilet alan ve o şirketlerin Danimarka'ya uçmaması nedeniyle dönemeyen yurttaşlarımızın durumu ne olacak? Ve son olarak yine bu konuyla ilgili olarak Danimarka'da ikamet eden ve burada vefat eden yurttaşlarımızın cenazeleri Türkiye'ye getirilebiliyor mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben öncelikle COVID bağlamında şunu söylemek isterim. Malumunuz bizim görevimiz Danimarka'da COVID-19 kapsamında yaşanan gelişmeleri gün be gün takip edip bunları değerlendirmek ve Ankara'ya iletmek. Öte yandan Türkiye'deki gelişmeleri, yapılan çalışmaları, alınan önlemleri de burada vatandaşlarımızla paylaşmak, gerektiği hallerde Danimarka makamlarıyla gerekli işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması için bu bilgileri onlara iletmek. Ama bunun da ötesinde sizin de gayet isabetle belirttiğiniz gibi burada öğrenci, geçici iş için ya da turist olarak bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönmek istemeleri halinde Türkiye'ye dönmelerini sağlamak. Nitekim böyle bir çalışmaya Mart ayında başladık. Yani salgının yayılmasıyla beraber bu çalışmaya hemen başladık. Özellikle Türkiye'de bu konuda son derece hızlı bir mekanizma, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlıklarımızın başta dışişlerimizin ve diğer kurumlarımızın eş güdümü çerçevesinde hızlı bir mekanizma işlemeye başladı. Ve biz Türk Hava Yolları ile de işbirliği halinde ilk tahliye diyelim bunun adına uçuşumuzu 17 Mart'ta gerçekleştirdik. Sosyal medya aracılığıyla biz mümkün olduğunca bunu duyurmaya çalıştık. Bu geçici süreyle burada bulunan vatandaşı hedef alarak.
ve bize dönenler oldu. Aslında başta dönenlerin, yani bize cevap verenlerin, Türkiye'ye gitmeyi istediklerini söyleyenlerin sayısı daha fazlaydı. Ama daha sonra çeşitli nedenlerle bu sayı azaldı ve sonunda 17 Mart'ta 17 vatandaşımızı Türk Hava Yolları'nın uçağıyla Türkiye'ye gönderdik. Tabii ki karantina süreci ve diğer önlemler alınmak kaydıyla. Bundan sonra malumunuz 24 Nisan'da, yani geçtiğimiz cumartesi, cuma günü bir Türk Hava Yolları uçağı daha geldi. Bunda da 114 vatandaşımızı yine Türkiye'ye gönderdik. Aslında bu uçakta iki de Türkiye'de ikamet eden Danimarka vatandaşı. Onlar da bizimle gitmek istediler. Biz onları da Türkiye'ye götürdük. Bu uçak, Türk Hava Yolları uçağı Türkiye'den buraya gelirken yine Danimarka'nın Türkiye'deki diplomatik misyonlarıyla ve Türk Hava Yolları ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde Türkiye'de bulunan 134 Danimarka vatandaşının, ki bunların çoğu Türk asıllı vatandaşlarımız, buraya getirdik. Dolayısıyla bu süreçle son derece hızlı bir refleksle hareket ettik ve bu haberin, bu planlamanın mümkün olduğunca geniş kesimlere duyurulmasını sağlamaya çalıştık ve gitmek isteyen herkes gidebildi. Gitmek istemeyen, çeşitli nedenlerle kalmak isteyen vatandaşlarımız da ya öğrenimlerini bir süre daha devam etmek için burada, öğrenim yılının sonuna kadar diyelim, kalmak için, ya da akraba ziyaretinde bulunan turist vatandaşlarımızın vizelerini uzatarak, vizeleri işte zaten belli bir süre sonra dolacakmış, o vizeler bitene kadar burada kalmaya için gitmediklerini öğrendik. İkamet eden, burada ikamet eden ve burada vefat eden yurttaşlarımızın cenazeleri de Türkiye getirilebiliyor mu? Bu COVID-19 olması gerekmiyor. Normal şartlarda ölen vatandaşlarımızın. Başını duyamadım. Tekrarlar mısınız Cengiz Bey sorunuzu? Danimarka'da ikamet eden, Danimarka'da yaşayan, burada vefat eden yurttaşlarımızın cenazeleri de Türkiye getirilebiliyor mu bu süreçte? Tabii. Cenazelerin Türkiye'ye gitmesinde hiçbir sorun yok. Gerekli çalışmayı derhal yaparak cenazeleri Türkiye'ye nakliyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, benim ekranım dondu. Cengiz Bey, siz devam eder misiniz? Peki, ben devam edebilirim. Sayın Büyükelçim, yine bu salgın nedeniyle tüm Danimarka eve kapanmak zorunda kaldı son 1-1,5 aydır. Bu eminim buradaki konsolosluk hizmetlerini de etkilemiştir. Konsolosluk çalışmaları ne kadar etkilendi bu salgın krizinden? Askerlik, pasaport ve benzeri işler aynı hızla yapılabiliyor mu? Onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki. Konsolosluk hizmetlerimizde, vatandaşlarımıza yönelik konsolosluk hizmetlerimizde hiçbir aksama, hiçbir yavaşlama yok. Yine konsolosluk şubemiz 9-13 14.30-17 arasında hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlarımız diğer zamanlarda olduğu gibi randevu alarak ya da acil hallerde direkt telefonla başvurarak işlemlerini yaptırabiliyorlar. Bu süreçte tek yavaşlayan husus verdiğimiz vizelerde, yani yabancılara verdiğimiz, Türkiye'ye gitmek isteyen yabancılara verdiğimiz vizelerde özellikle bir yavaşlama sağladık, yapmak zorunda kaldık. Zira biliyorsunuz seyahat kısıtlamaları var ülkeler arasında. Buna uyumlu bir görünüm arz etmesi için sadece orada bir yavaşlama var. Ama vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerde tekrar ediyorum, hiçbir şekilde yavaşlama yok. Ancak vatandaşlarımızın kendi sağlıkları, kendi önlemleri açısından çok acil olmayan hallerde gelmemelerini, evlerinden çıkmamalarını, gerekirse posta ile yapılacak ya da internet üzerinden yapılabilecek işlemleri öyle yapmalarını tavsiye ediyoruz. Nitekim ben de bu konuda bundan 1-2 hafta önce bir video yayınlayarak orada bu çağrımızı dile getirmiştim.
Peki, teşekkür ederim. Savaş Bey, sorunuz var mı? Yoksa ben devam edebilirim. Sayın Büyükelçim, sanırım Savaş Bey'in biraz teknik sorunları var. Ben isterseniz devam edeyim. Sormak istediğim bir soru daha var. O da şu. Danimarka normalleşme sürecine biraz erken başladı diye bir tartışma yaşandı. Bu tartışmaya bütün dünya takip etti sanırım. Ve Türkiye'den de büyük ilgi vardı bu Danimarka'nın normalleşme sürecinin başlamasıyla ilgili olarak. İşte ilkokulların yuvalarının açılması, ardından küçük işletmelerin açılması. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Türkiye'de de hala sokağa çıkma yasakları var hafta sonlarında. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Şimdi tabii Danimarka makamlarının, Danimarka hükümetinin aldığı kararlar öncelikle Danimarka bakanlarının sorumluluğundadır. Bu kurallar buradaki hepimiz için, burada şu anda yaşayan insanlar olarak hepimiz için geçerli kurallardır. Tabii ki ben ancak şunu temenni edebilirim. Umarım bu COVID sorunu en kısa zamanda sadece Danimarka'da değil, bölgede, dünyanın diğer ülkelerinde, her yerde sona erer de bu normalleşme süreçleri her ülkede olduğu gibi Danimarka'da da, ülkemizde de tabii ki hızla gerçekleşir. Ama şunu unutmamak lazım. Bir ülkede normalleşme süreci başladığında ya da kademeli olarak uygulamaya, hayata geçirildiğinde bu demek değil ki siz o ülkeyi %100 bir şekilde, steril bir şekilde koruyabiliyorsunuz ve hayat normalleşiyor. Hayır. Çünkü bu küresel bir sorun. Ülkeler kendilerini kapatamıyorlar dış dünyaya. Nasıl ki Türkiye bugün memnuniyet verici bir şekilde rakamlarda görüyoruz. Kontrol altına alabildik. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da artacak bu kontrolümüz ve vaka sayısında daha da hızlı düşüşler olacak. Ve nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli dile getiriyor son günlerdeki demeçlerinde. Önümüzdeki dönemde normalleşme süreci hayata geçecek, hızlanacak diye. Ama başta yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bütün ilgililerimizin, bütün bilim adamlarımızın, yetkililerimizin dile getirdiği gibi kurallara uymaya devam edeceğiz. Çünkü bu sorun Türkiye'de başlayıp Türkiye'de bitmiyor. Ya da Danimarka'da başlayıp Danimarka'da bitmiyor. Bu sabah buraya gelmeden önce Yeni Zelanda Başbakanı'nın bir konuşmasını dinledim. Ve orada diyor ki Sayın Başbakan, biz zafer ilan ettik. Koronavirüse karşı mücadelede bir zafer kaydettik. Nitekim son 24 saatte sadece bir vaka vardı. Bu bizim için zafer. Bununla beraber yine Başbakan'ın söylediği önlemleri elden bırakmayacağız. Sosyal mesafeye uyacağız. Ülkemizi dışarıya açmayacağız. Hala kapalı tutacağız. Seyahat kısıtlamalarına uyacağız. Uymayanlara yaptırımlar getireceğiz. Yani demek istediğim, normalleşme süreci tabii ki insanların hayatlarını normale döndürmesi, ekonomilerin, ticaret düzeninin, kültür hayatının, sosyal hayatın, aklınıza ne gelirse normalleşmenin sağlanması bakımından hepimizin arzu ettiği, bütün hükümetlerin de hayata geçirmeye çalıştığı bir şey. Ama bunun da tabii tedbirleri elden hiçbir şekilde bırakmadan, hatta gerekirse normalleşme sürecinde tedbirleri biraz daha arttırarak, nitekim yine kendi ülkemizden örnek, Türkiye'de normalleşme sürecinin planlamaları bugünlerde yapılıp dile getirilirken, hafta sonları, ki bu hafta sonu da olacak, evde kalma kısıtlamasına kesinlikle devam edileceği, o uygulamaya devam edileceği ve herkesin buna uyması gerektiği dile getiriliyor. Sonuç olarak temennim, Danimarka'da da bu normalleşme süreci hükümetin hedeflediği gibi, bütün siyasi partilerin üzerinde mutabık kaldığı gibi hayata geçer. Ancak bu halkta, insanlarda bir gevşemeye yol açmaz. Bilakis tedbirlerin öneminin
altı her gün çizilerek bu işin ciddiyetinin dile getirilmesi devam eder. Ben COVID'i aslında terörizme benzetiyorum. Nasıl ki terörizm, uluslararası terörizm bütün ülkeler, bütün insanlar, bütün halklar için ortak bir tehditse, ortak bir belaysa, bugün gördüğümüz bu salgında hepimiz için, bütün dünya için evrensel bir tehdit. Nasıl ki uluslararası terörizme karşı başarılı olmanın tek bir kuralı var. Türkiye'nin her zaman dile getirdiği gibi işbirliği, koordinasyon ve kararlılık. İşte burada da bütün ülkeler bu üç kurala uyarak, bunun için ellerinden geleni yaparak mücadele ederse COVID belası, COVID tehdidi, geleceğimizi tehdit eden bu büyük salgın da ancak öyle baş ederiz sanıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Büyükelçi. Rehavete yer yok. Mutlak işbirliği, birlik ve beraberlik gerektiren bir konu. Sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de birlik, beraberlik ve işbirliğini gerektiren çok hassas bir konu olduğunu biliyoruz. Ve özellikle dışişlerinin ve sizlere üzerinize düşen görevin önemi de ortada sanırım. Bulunduğumuz ülke Danimarka yetkilileriyle ve Dünya Sağlık Örgütü yetkilileriyle bu süreci nasıl koordine ettiniz? Nasıl bir takım ortak kararlar alabildiniz? Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz bize? Tabii ki. Başta da söylediğim gibi bu ülkede alınmakta olan, Danimarka'da alınmakta olan önlemleri, halkın bu önlemlere uyması, günlük yaşamın nasıl devam ettiği gibi konularda ülkemizi, Ankara'yı, ilgili makamlarımızı düzenli olarak bilgilendirdik. Türkiye'de benzer gelişmeleri de, özellikle hükümetimizin aldığı kararları da gün be gün hızla Danimarka makamlarına ilettik. Demin de dediğim gibi bu belli bir işbirliği ve koordinasyonu gerektirdiği için ülkelerin bu konuda aldıkları önlemleri bilmeleri lazım. Bunu yaparken tabii ki vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi bizim için son derece önemliydi. Hatta en önemlisiydi. Sosyal medya üzerinden ya da bize telefonla 7/24 başvuran her vatandaşımıza bu önlemlerden, uyulması gereken kurallardan bilgi verdik. Bunların altını çizmeye çalıştık. Bir örnek gerekirse makamlarıyla işbirliğimiz açısından 17 ya da 24 Nisan'da başımızı Türkiye'ye götürürken son derece bir işbirliğini Danimarka'ya mükemmel bir şekilde gerçekleştirdik. Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği ile ve İstanbul Başkonsolosluğu sürekli temasla 134 vatandaşını, Danimarka vatandaşını buraya intikal etti. Bu gerçekten bir operasyon başarısıdır. Bu süreçte Türk Hava Yolları'nı ihmal etmemek lazım. Türk Hava Yolları da bize etkili bir işbirliği ve koordinasyon sağlayarak bu planlamanın gerçekleşmesine kalkındı. Bunu ayarladı. Abi ilgili makamımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, kurumlarımızın gerekli kararları ve destek olmasaydı biz bunu yapamazdık. Bütün bu çizgi çerçevede ülkelerimiz arasında gerekli işbirliğini her aşamada sağlamış olduk. Evet, teşekkür ederiz. Cengiz Bey, sizin sormadığınız üçüncü bir soru var sanırım. Evet, bir sorum daha olacak. Büyükelçimizin zaman durumu ne kadar bilmiyorum. Çok kısa bir zamanı olduğunu biliyorum sadece. O yüzden hemen soruma yönelmek istiyorum. Sayın Büyükelçim, Danimarka'da yaşayan yurttaşlarımız arasında da salgına yakalanan veya yaşamını yitiren yurttaşlarımız var mı? Eğer olur da burada bir yurttaşımız salgına yakalanır ve gerekli tedavi Danimarka'da yapılmaz ise
İsviçre gönderildiği gibi Türkiye bir ambulans uçakla buradaki bir hastamızı Türkiye'ye getirir mi? Bu uygulama her ülke için geçerli mi? Son birkaç gündür Türk medyasında ve İsveç medyasında bu konuyla ilgili haberleri görüyoruz. Siz bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz sorunuza başlarken savaş sorusunun bir kısmını yanıtlamadığımı fark ettim. Kusura bakmasın. Hemen Dünya Sağlık Örgütü ile de işbirliği içindeyiz. Malumunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Direktörlüğü'nün merkezi. Ve biz bölge direktörüyle ve Danimarka Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle haftada bir ya da iki kere telekonferanslarla gelişmeleri paylaşıyoruz. Yapılması gerekenleri, alınması gereken önlemlerin ortak niteliklerini tartışıyoruz. Nitekim yaklaşık 20-25 dakika sonra da yine bugün toplantımızı Dünya Sağlık Örgütü ile gerçekleştireceğiz. Cengiz Bey'in sorduğu soruyu yanıtlamaya çalışıyorum. Biz bu konuyu ısrarla sürekli bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza ulaşarak sosyal medya üzerinden ya da her türlü temasla bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Danimarka makamlarına çok şükür diyeyim bugüne kadar bizleri kaygılandıracak vakalar olduğunda hiçbir bilgi gelmedi. Çok şükür diyor. Ancak burada Danimarka makamlarının verdiği bir yanıt da önemli. Kişisel bilgileri paylaşmıyorlar. Yani kimsenin yani etnik kökenlerinden tutun kimliklerine kadar bizimle paylaşmıyorlar. Ama tabii ki ben hiç yani etmiyorum vatandaşlarımız hiçbiri böyle bir hastalığa yakalanmasın. Ama vatandaşlarımız böyle bir şüpheyle ya da yani çok ağır olmayan bir durumda bile Danimarka kurumlarına, sağlık kurumlarına başvurduklarında büyükelçiliğimiz konsolosluk şubesine haber verilmesini, bilgi verilmesini talep etsinler. Bizim ancak o zaman yani vatandaşımızın rızası olduğu zaman Danimarka makamları bunu yerine getirmek zorunda. Bizim ancak o zaman haberimiz olabilir. Ambulans uçak konusuna değindiniz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten bu konuda son derece hassas, son derece kararlı ve son derece hızlı bir şekilde hareket eden reflekslere sahip. Pazar günü İsveç'ten bir vatandaşımızı ambulans uçakla Türkiye'ye götürdük. Dün akşam saatlerinde de Rusya'da bir vatandaşımızı yine ambulans uçakla ülkemize götürdük. Ben altını çiziyorum, temenni etmiyorum. İnşallah hiçbir vatandaşımızın hastalığa yakalanması söz konusu olmaz ya da öyle ağır vakalar olmaz. Ama tabii ki gerekli hallerde böyle talepler ilgili makamlarımız tarafından süratle değerlendirilecektir. Teşekkür ederiz. Benim bir sorum olacak. Hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Sizin değerli zamanınızı daha fazla almayacağız. Bilgilendirmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz bu aşamada. Türkiye dahil bütün dünya, bütün stratejisini sürekli insanları bilgilendirme üzerine kurmuş. Siz sosyal medya üzerinden bilgilendirmenin ötesinde bizleri de daha fazla kullanmak ister miydiniz? Bu gibi yayınları arttırıp insanlarımızı daha çok bilgilendirmek, bilgileri, basın bildirilerinizi biz yaymaya çalışıyoruz. Ayrıca bizi bu şekilde bilgilendirirseniz biz de onu insanlarımıza yönlendiririz. Bu bağlamda sormak istiyorum. Bizimle böyle aylık veya iki haftada bir değerlendirme yayını yapmak ister misiniz? Öncelikle hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Tabii ki bilgilendirme bizim asli vatandaşlarımıza
gelişmeleri en doğru ve en hızlı bir şekilde iletmek en temel görevlerimizden birisi. Ben de sizin gibi böyle güzel kanallarla, Haber TV gibi kanallarla, vatandaşlarımızla düzenli aralıklarla ya da ne zaman gerekirse bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyarım. Tabii ki bu bilgilendirmeleri yaparız. Ama ben vatandaşlarımıza şunu da hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarımızda daha dile getirdik. Vatandaşımız ne zaman isterse 7/24 ulaşabilecekleri nöbetçi hatlarımız var. Bunlara her zaman ulaşabilir. Sosyal medya üzerinden sorularını yöneltebilir. Biz her zaman bu konuda vatandaşımıza ulaşmaya, bilgi vermeye ve onlara hizmet etmeye amadeyiz. Teşekkür ederiz. Sanırım Cengiz Bey'in sizlere bir söyleyeceği vardır kapanış bakımından. Tabii, teşekkür ederim Savaş Bey. Efendim, öncelikle umarım bir an evvel tüm dünya olarak bu salgın günlerini atlatırız. Ve Savaş Bey'in biraz önce dile getirdiği gibi, sizin de verdiğiniz yanıt gibi gelecekte sizi daha güzel yayınlarda konuk ederiz diye umut ediyorum. Ve ayrıca yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ve iyi Ramazanlar diliyorum. Umarım tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Cengiz Bey. Çok teşekkür ederim Savaş. Ben de duygularımı son olarak dile getirmeden önce bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Her ülkede bu salgınla mücadele sırasında gözlemlediğimiz üzere sağlık çalışanlarının fedakarlığı gerçekten hepimizi, her ülkede, her insanı son derece etkiledi. Ben buradan bütün sağlık çalışanlarını, Türkiye'mizde, Danimarka'da ya da nerede olurlarsa olsun, bütün sağlık çalışanlarına kendi adıma, mesai arkadaşlarım adına, herkes adına teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar. Evet, son olarak... Salgından dolayı yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavi görmekte olanlara acil şifalar diliyorum. Ve son olarak ben de mübarek Ramazan ayının vatandaş, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olması diliyorum. Ve şimdiden eğer olur da ulaşamazsak bütün vatandaşlarımın bayramını kutluyorum. Bu Ramazan ayı biraz daha farklı bir Ramazan ayı. İftarlar ya da geniş katılımlı sohbetler, birlikteler olmuyor. Ama umarım bu da hepimizin yaşamında tek böyle Ramazan ayı olarak kalacaktır. Böyle anacağız. Bir daha inşallah böyle salgınlar, böyle felaketler, böyle tehditlerle yüz yüze kalmayacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza, bizi izleyenlere en iyi dileklerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Büyükelçi. Uğur Kenan İpek konuğumuz oldu. Kendisi bizlerle çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Ve tekrar bu gibi yayınlarda daha güzel haberlerle birlikte olmak ümidiyle kendilerine teşekkür ederiz. Ve sizi uğurlayabiliriz. Bir sonraki toplantıya yetişeceksiniz Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte. İyi günler diliyoruz. Kolay gelsin sizlere. Teşekkür ederim sizlere de. Evet sayın seyirciler, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Haber Diko gazetesi olarak başlattığımız Haber TV yapımı ve yayınlarında tekrar bir arada birleşmek, görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Önerilerinizi, görüşlerinizi, sorularınızı lütfen bizimle paylaşın. Mümkün olduğu kadar daha geniş topluluklara ulaşabilelim. İyi Ramazanlar diliyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.